الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم إلى آخر الآية. Bizim ayağımızda yalnız biliyor ki, onlar ki dinlerini bir eğlence ve bir oyun edinmişlerdi. Allah-u Teala zikrinden gafil olan, ondan bir haber olan, yurd-i mahşerde kör olarak kendini haşredecek olan kimseler. Bunlar böyle haşrolundukları zaman, dünyadayken yüce kitabımızı, yüce dinimiz İslam'ı oyun ve eğlencede ibadet sayanları sayabilir Mevlamız. Eğer bir dünyada benim kitabımı, Kur'an-ı Kerim'i, Allah'ı ve Resulü'nü oyun ve eğlence edinirse, olgun bir mümin hiçbir zaman bunu bilerek ve bu hataya düşerek yapmaz. Ancak gaflete düşerek yahut da İslam nimetinden mahrum olup, İslam gibi görünen, aralarda gezinen, gerçek manada iman ve Kur'an nimetinden kendini mahrum edebilenler, Rabbim böyle demiş şerrinden cümle ümmeti Muhammed'i mahfuz ve muhafaza eylesin. Zira onlar aklı saadeti de vardır. Sadi Şahin Efendisi'ne de sunmuşlardı. Her dönemde varlardır. Kıyamete kadar da her dönemde olacaklar. Bu ayırmanın yolu da yine Kur'an'a ve sünnete bakmaktan geçiyor. O vasıfları Kur'an'da ve sünnette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel örneklerinde en iyi haliyle görmekteyiz. Yüce Mevlamız onlar Allah'ın da Resulü'nü oyun ve eğlendirip ibadet sandılar ve dünya hayatları da onları aldattı. Dünya hayatları onlara yapmış oldukları fiillerini, amellerini güzel ve süslü gösterdi. Onlar da bunun neticesinde kendilerini Yüce Mevlamız'ın rahmetinin dışına azabına düçar olacak yere soktular. Rabbim bizleri indirmiş olduğu bu Kur'an'ı en güzel haliyle can gönülden anlayan, sarılan ve ona tabi olanlardan eylesin. Yine bu kimseler ki şeytani aleyhillâneye tabi oldular. Bizler her Kur'an okumaya başlayışımızda, her vaktimizi anışımızda, bizler bir iş yaparken destireyle beraber اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِشَيْتَانُ رَزِيمُ deriz. Kovulmuş olan, Allah-u Teala'nın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Yüce Mevlamıza sığınıyoruz. Bunu deyip ardından şeytan aleyhillâneye uymamalıyız. Şöyle bir verebiliriz. Allah'ın emri, peygamberin kavmi diye başladı düğün deniyetlerimize veya herhangi güzel bir işimize. Rabbim hayır eylesin. Bu efendi gelir dua eder. Rabbim işte şu işi hayır eylesin, bereketi mübarek eylesin. Ki böyle olmaz lazım bize. Dualar ederiz. Sonra ne yaparız? Gelir düğün. Allah'ın emri, peygamberin kavmi deriz. Ondan sonra Allah da Resulüne ne kadar aktif bir iş varsa misal diyoruz. Zaten gelerek o düğün cemiyetinin içerisine sokar. Hani Allah'ın emri peygamberin kavliydi. Tabi biz ne diyor? Dinlerinizi oyun ve eğlence yapmayın. Allah'a da Resulüne muhalefet etmeyin. Allah'ın emri peygamberin kavli ama şeytanın hoşuna giden ne varsa cemiyetimize sokuyoruz. Allah ve Rasulü'nün incelecek ne varsa cemiyetinde sokuyorsak bilmeyerekten çok büyük hatalara düşüyoruz. Allah-u Teala'nın emriyle baktığı işler Rabbimizin razı olacağı fiillerle devam ettirmeliyiz. İşte o zaman demek ki Allah'ın unutmadığımızı göstergesidir. Allah'ın emri deyip ardından Rabbimize muhalefet edecek meseleye düşüyorsak, seviyelere düşüyorsak Rabbimizin emrinden kendimizi bir haber ediyoruz demek. Daha batıl işlere dalmak, boş, fuzuli, Allah ve Resulü'nün razı olmayacağı işlere dalmak. Kur'an-ı Kerim bizlere buyuruyor. Kullu nefsin bimâ kesebet rehîne. Her nefis, her can kazandığına karşılık bir rehin. Her birimiz şu an ne kazanıyorsak buna karşılık bir rehin. Yani yüz-i mahkeme varacak, kitabımız elimizde verilecek ya, ne kazanmışız? Ne yapmışız, ne kadar salih amelimiz var, ne kadar güzel işlerimiz var, bunlar orada elimize gelecek. Kıldığımız namazlar, hayır hatıratlarımız, ibadet ve taatlarımız, mümin kardeşimize karşı gösterdiğimiz sütsüzdan, sebepsiz, selam, güzel yüz, güler yüz, iyilik, iyi niyet, Allah-u Teala'nın bütün yaratıklarına muhabbet etmek, saygı göstermek, hürmet etmek ve
en önemlisi de en başta gelen de yüce Mevlamıza bunca nimetine karşılık gerekli hürmeti, saygıyı göstermek. Bunun yolu da bir an olsun kendimizi yüce Mevlamız anmaktan, onun zikrinden gafil bırakmamak. Zaten saygının ifadesi de budur. Rabbim sana sığınıyor, sende istiyor, sana yalvarıyor. Bütün iyilikleri güzellikleri senden bekliyoruz değil, ardından Rabbimizin zıttına, muhalefine hareket ettiğimiz zaman, o zaman diyor bu dualarımız kabul olmuyor. Ama bir yolunda bulunalım, bir el atalım, bir isteyelim. Hani helal değil ama hani sevgiyi aratmak için bir kısa var, bir kısa var. Adam diyor ki dua ediyor, ya Rabbi bana bir yandan bana tutsun. Zaten bir yandan haram olur, söylemeyi de biz biliyoruz. Ya Rabbi bana bir yandan bana tutsun, bana tutsun. Tabi Yunus mahkeme var, öyle söyleyeceğim. Diyor ki ya Rabbi sen duaları kabul edeceğini söyledin. Ve hep sana dua ettim, bana bir yandan bana tutsun diye. Bu gönlüm boyunca bir kez dahi bana bir yandan bana çıkmaz. Ya Rabbi anı kabul edemedi. Yüce Mevlamız'ı rey kurdu. Sen hep bir yandan para istedin ama hiç bilet almadın ki. Şimdi bizim rahatsız, bizim bağışla, bizi affeyle, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver diyoruz. Ama hiç bizim Mevlamız'ın emrettiği gibi gitmiyorsak size benzer söylüyorum. Anımızda sevdiği yüzünü nakletmiyorsak, evlat ziyaretimize Allah'ın Rasulü'nü göstermiyorsak, Allah'ın Rasulü razı olacağı fiilleri yapıp, en başta ailemize, zürriyetimize bunlar tesis ettirmiyorsa hangi duamız olacak? Yüce Mevlamız'ı hangi yüzü isteyecek? Tamam, bu kapı kapanmıyor tabii. Bunu derken, ya sen günahımız var, şu hatayı yaptık, söyledin. Hayır. Canı kutluğa gelene kadar tevbe kapıları, ah kapıları açık. Her halinizde, her halinizden dolayı Yüce Mevlamız'dan ah diyeceğiz. Verdiği her nimete karşı hamd edeceğiz. Rabbim, el, ayak, gözü, nice nimetler verdin. Saymakla bitirebilir nimetlere dahil olur. İlla nefine tabirler dahil rasulah olur. Kişi ne kadar hataya, günaha, masraya düşmüş dahi olsa, Allah'ın zikrini bir anı bir hafeti düşmüş dahi olsa, zikirden dönmüş dahi olsa, nice sıkıntıları onda dahi olsa, imanla olan itibatını Rabbim kesmesin. Tövbe ettiğimiz an Rabbim beni bağışla, yeter ki nasıl olsun. Yeter ki sağlam olsun. O kapı bizi açın. Rabbimizin müddetiyle bitirelim. Tövbe kapılarımız her daim açık olduğunu bilerek eğer ki fikirlere rahatsız kalmışsak biz el açtığımızda Rabbim Rahman, Rabbim Rahim, Rauf, Rabbim bizleri bağışlayıcı ve sevda tövbeleri çok çok kabul eder. Birbirine kızarız, biraz bunu sürsün deriz. Orayı da bağışlamayız belki. Ama Rabbimiz kuzu yeter ki hatasını bitsin. Sağlam bir kalb ile ona tövbe etsin. Ya baksın, göz eşleksin. Tezerruan bakıp ya, gizli gizli tenhalarda Rabbinden bağış dilerek yalvarsın. Bize Mevlamız affedeceğini beyan edin. Kur'an-ı Kerim'de bu müjdeyi veriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da bu müjdeyi veriyor. Amel defterlerimizi ne kadar karalamış olursak olalım. Af kapıları ardına kadar bizi bitmesin. Ancak suyu emele, dünya emellerine düşüp tehir etmeyelim. Tevbe edecek zamanımızın olup olmadığını bilmiyoruz. Şu zamiden çıkıp çıkamayacağımızı bilmiyoruz. İleriye bırakmayalım. Şu an içine kazanabiliyorsak kullu nefsin bir maket edet meyliğine. Yarın huzur-i mahşerde her nefis kendi yaptığına karşı bir zehindir göreceğim öğren. Hepimiz zehin. Ne yapıyorsak o bizi kurtarır. Kefaletimizi ancak bu dünyada kazanabiliriz. Ahirette biz daha yapabileceğimiz herhangi bir değil, herhangi bir işlem yok. Rabbim dünyadayken emrettiği neye iman ettiğimizi emretmişse sağlam şekilde ona iman edebilmeyi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yarın önünden sarılan kullarına olabilmeyi cümlemize ve cümle ümmeti Muhammed'e